Miyomlar rahmin düz kas tabakasından kaynaklanan iyi huylu düz kas tümörleridir. Her dört kadından birinde görülür. Yani üreme çağındaki kadınların hastalığıdır aslında. Dolayısıyla menopoz sonrasında ve ergenlik dönemindeki kız çocuklarında görülmez. En sık rastladığımız bulgu kanamadır. Kanama şikayeti yapar. Bazen de civar organlara, önde mesaneye, arkada bağırsaklara bası yaparak bası semptom dediğimiz şikayetlere yol açar. Bu miyomun yerine göre değişir. Miyomlar yaptıkları şikayetlerle bir tanı alabilirse de bazen rutin muayene esnasında hiç şikayet yapmayan hastada da rastlanabilir. Miyomların en önemli bulgusu düzensiz ve ara kanamadır. Önde mesaneye bası yaparsa idrar kaçırma, arkada bağırsaklara bası yaparsa kabızlık, gaz problemi, bazen ilişkide ağrı bu tip şikayetlere yol açabilir, ara kanamalara yol açabilir. Bazen bebek isteyen hastalarda yerleşim yerine bağlı olarak kısırlığa dahi yol açabilir. Miyomların tedavisinde aslında tanısı basit. Basit bir ultrason muayenesi veya tamamıyla başka bir şey için çekilen bir MR, bilgisayarlı tomografi de tesadüfen de ortaya çıkabilir. Tedavisinde birkaç yol izliyoruz. Öncelikle miyomun yeri, boyutu bizim için önemli. Bazı miyomlar hiçbir şikayete yol açmaz. Onlara hiçbir şey yapmıyoruz. Büyümediğine göre takip ediyoruz. Ama hastada kanama şikayeti, bası şikayeti varsa veya miyom çok büyük boyutlardaysa, 5 cm ve üzeriyse, o zaman miyomların tedavi cihetine gidiyoruz. Miyomların tedavisi genellikle cerrahidir. Maalesef bir ilaç tedavisi yok miyomlar için. Bazen çok büyük dev miyomlarda miyomu küçültmek için ilaç verip küçültüp cerrahi yapabiliyoruz. Ama ilaçla uzun süreli tedavi söz konusu değil. Çünkü ilacı bıraktığınız anda miyomlar tekrar eski boyutuna gider. Yani ana tedavi cerrahidir. Cerrahi de birkaç yöntemle yapılabilir. Açık ameliyat dediğimiz sezaryen gibi karnı küçük bir şekilde keserek oradan miyomu çıkarabiliriz. Kapalı yani laparoskopik ameliyatlarla miyomu tamamıyla göbekten girdiğimiz aletlerle alabiliriz. Miyomun yerine göre alttan histeroskopik dediğimiz bir aletle girerek, tabii bunda miyomun boyutu da önemli. Çok büyük miyomda histeroskopik yapamayız ama miyomun yeri uygunsa, boyutu uygunsa histeroskopik olarak cerrahi alttan da alabiliriz. Bunda herhangi bir kes izi vesaire söz konusu değildir. Vücudun doğal açıklığından girilerek alınır. Bazen de miyom embolizasyonu denilen bir teknikle miyomlara giden damarları tıkayarak tamamen radyolojik olarak yapılan bir tedavisi vardır. Bu da uygun hastalarda miyoma giden ana rahim damarına özel bir radyoopak maddeyle tıkayarak kasıktan girilen bir küçük kateter vasıtasıyla yapılır. Bu tedavi de bazen tercih ettiğimiz bir şeydir ama bazen miyoma giden kan akımı azalınca miyomda ciddi ağrılar yapabildiği için sadece seçilmiş vakalara uygulanan bir tedavi yöntemidir. Ama miyom herhangi bir şeye yol açmıyorsa, bir şikayeti yoksa veya menopoza çok yakınsa takip tedavisi yaptığımızda olur. Çünkü menopoza girince miyomlar genellikle küçülür. Östrojen bağımlı yani üreme çağının hastalığı olduğu için takip veya ameliyat. Bunu doktorunuzla birlikte konuşarak karar verebilirsiniz. Biz de Medipol Koşuyolu Hastanemizde tüm ekip olarak bütün bu dediğim ameliyat yöntemlerinin hepsini uygulayabilmekteyiz. Gerek kapalı ameliyatlar, gerek açık ameliyatlar, gerek histeroskopik ameliyatlar ve gerekse miyom embolizasyon ameliyatları yapılabilmektedir.